İyi akşamlar sevgili izleyenler. İşte Türkiye'nin saati tam da 18.30'u gösterdiğinde biz de yine dop dolu bir gündemle, beyaz ana haberle karşınızdayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz stüdyomuza diyelim ve gündeme geçelim dilerseniz. Sevgili izleyenler, 30 yıl önce Sivas'taki Madımak Oteli 2 Temmuz 1993 günü ateşe verildi. Büyük bölümü sanatçı ve aydın 35 isim yaşamını yitirdi. Sivas katliamı nedeniyle hayatını kaybedenler her sene olduğu gibi bugün de anıldı. Ellerinde hayatını kaybedenlerin fotoğraflarıyla yürüdüler. Eski Madımak Oteli'nin önüne karanfil bıraktılar. Sivas katliamında yaşamını yitirenler 30. yıl dönümünde anıldı. Gün 2 Temmuz, bundan tam 30 yıl önce bu mekanda yaşanan acı olayın yıl dönümü. Bizler de bu vesileyle bu mekana gelerek burada hayatını kaybeden canlar için karanfil bıraktık. 2 Temmuz 1993'te yakılan Madımak Oteli'nde 33 aydın ve 2 otel görevlisi hayatını kaybetti. Alevi dernekleri ve sivil toplum kuruluşları kortej yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşe hayatını kaybedenlerin yakınları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda sivil katıldı. Biz buradan ölünceye kadar gitmeyeceğiz ve Madımak bu taş bize solana kadar mücadelemiz devam edecek. Yürüyüşte Madımak Oteli'nde yaşamını yitirenlerin isimleri okundu. Yaşıyor! Bu etkinlikten önce Sivas Valiliği tarafından da anma programı düzenlendi. Vali Yılmaz Şimşek ve milletvekilleri eski Madımak Oteli'ne yürüdü. Heyet anı köşesine karanfil bırakarak dua etti. Burada hayatını kaybeden her bir vatandaşın acısını her birimiz yüreğimizde hissediyoruz ve hep hissedeceğiz. Ve bundan sonra da bu tür müessif olayların yaşanmaması adına hepimize düşen çok önemli görev ve sorumluluklar var. Cem Vakfı temsilcileri de yaşamını yitirenleri anmak için Sivas Bilim ve Kültür Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezin Madımak Müzesi olması talebi tekrarlandı. Kapıda Bilim ve Kültür Merkezi yazılı. Lütfen bu konuda yasama ve yürütmeden arz ediyoruz, talep ediyoruz. Bu ismin değişmesi, en azından Madımak Müzesi olarak buranın yeniden dizayn edilmesi. Kentte gün boyu çeşitli sivil toplum kuruluşları eski Madımak Oteli önünde anma programı düzenledi. Sayın seyirciler, daha önce ekrana getirmiştik Bursa'da kurban eti dolandırıcıları. İşte onlar hakkında yeni bir gelişme var. Kurban Bayramı için 7100 liradan 1700 kişiye kurbanlık büyükbaş hissesi satıp vekaletlerini aldıktan sonra da kurban eti yerine sosis ve donmuş et veren restoran sahibi ve oğlu tutuklandı, cezaevine gönderildi. Kurban eti böyle mi oldu kardeşim? Biz çocuk bastırma mı istedik ondan adamdan ya? Buyur. Bakın şöyle. Bugün kesilmiş et donmuş kardeşim. Salama böyle. Yarısı kum, yarısı kum. Hepsi dolandırıldı buradaki insanlar. Hakkınızdaki iddiaları kabul ediyor musunuz? Açıklama yapacak mısınız? Bir et restoranından kurbanlık için 7100 liraya hisse alan 1700 kişi kendilerine salam gibi teslim edilen etin aylar önce kesildiğini ve bozuk olduğunu iddia etti. Dolandırıcı oldukları öne sürülen baba ve oğlu tutuklandı. Hakkınızdaki iddiaları kabul ediyor musunuz? Açıklama yapacak mısınız? Bursa'da bir et restoranı Kurban Bayramı için 7100 liradan 1700 kişiye kurbanlık büyükbaş hissesi satarak vekalet aldı. Güvenerek geldik. 7100 liraya 22 kilo karşılığında bir hisse satın aldık. Büyükbaş hissesi için para veren tüketiciler kurban etleri almak için geldiğinde akıl almaz bir manzarayla karşılaştı. Kefteleri de burada. Altı değer altısında kesilmiş etler. 26.804 kilo et gelmiş. Tırlara verilen paralar. Köpek eti mi? Eşek eti mi? Neydi belli değil. Restoran sahibiyle tüketiciler arasında arbede yaşandı. Üretim, paketleme yeriyle fatura ve taşıma belgeleri eksik olan 3 ton 800 kilo et imha edildi.
Etlerin Ankara'dan tırla nakliyesini sağlayan restoran sahibi ve oğlu dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı. Dini duyguları sömürerek dolandırıcılık suçundan baba oğul tutuklanıp cezaevine gönderildi. Baba oğul adliye çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Hakkınızdaki iddiaları kabul ediyor musunuz? Açıklama yapacak mısınız? Efendim, Trabzon'un Sürmene ilçesinde ise bir taksici yayla yolunda dere kenarında öldürülmüş olarak bulundu. Taksicinin önce bıçaklandığı, ardından da 3 kurşunla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Taksisi yayla yolunda terk edilmiş halde, cansız bedeni ise 10 kilometre aşağıda dere kenarında bulundu. Jandarma ekipleri taksici Hüseyin Aslan'ın katilini arıyor. Sabah saatlerinde Oylum Mahallesi'nde ilerleyen sürücüler yayla yolunda camları kırılmış, koltukları kanlı ve terk edilmiş halde bir taksi fark etti. İhbar üzerine gelen jandarma bölgede arama çalışmaları başlattı. Yol ortasında duran aracın 59 yaşındaki Hüseyin Aslan'a ait olduğu belirlendi. Yerde kanlı bıçağın olduğunu gören ekipler Kalecik ve Lişit yayla çevresini çembere aldı. Didik didik bölgede arama yapan ekipler Hüseyin Aslan'ın cansız bedenini 10 kilometre aşağıdaki dere kenarında buldu. İncelemelerin sonunda taksicinin önce bıçaklandığı, ardından 3 kurşunla vurularak öldürüldüğü anlaşıldı. Cinayete kurban giden Hüseyin Aslan'ın en son görüştüğü isimler takibe alındı ve şüpheli bir isim belirlendi. Cinayeti işlediği iddia edilen 42 yaşındaki şahsın Hüseyin Aslan'ı dere kenarında öldürdükten sonra taksisini alarak kaçmaya çalıştığı, ancak lastiğinin patlaması üzerine aracı terk ederek kaçtığı tespit edildi. Jandarma şimdi ismi tespit edilen katil zanlısının peşinde. Gaziantep'ten bayram ziyareti için Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine gelen akrabalar, piknik yapmak üzere gittikleri Fırat Nehri'nin kıyısında suya girdikten sonra akıntıya kapıldı efendim. İki kişinin boğularak can verdiği facia cep telefonu kamerasıyla da saniye saniye kaydedildi. Bayram ziyaretine geldiler, yüzmeyi bilmeseler de serinlemek için Fırat Nehri'ne girdiler. Ama gezi faciayla bitti. Çığlıklar atarak gözyaşı döken kıyıdaki akrabaları, onları kurtarmak için seferber olsa da baba ve oğlu kurtarılamadı. Gaziantep'te yaşayan Yavuz ailesi bayram ziyareti için akrabalarının yaşadığı Şanlıurfa'ya geldi. Aşırı sıcaktan bunalan aile akrabaları ile birlikte piknik için Fırat Nehri'nin kenarına gitti. Kalabalık aileden 6'sı yüzmeyi iyi bilmemelerine rağmen serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi. Aslında başta her şey çok normaldi. Ancak kısa bir süre sonra nehirdekiler böyle çırpınmaya başladı. Çığlıklar atarak yardım isteyen kıyıdaki akrabaları gözyaşları içinde onları kurtarmak için seferber oldu. Ancak onlara ulaşmak kolay olmadı. Bir süre sonra gözden kaybolan nehirdeki altılıdan Hakan Yavuz, İbrahim Halil Yavuz ve Osman Yavuz bir şekilde kıyıya ulaştı. Ancak baba Müslüm ve oğlu Baran Yavuz'dan haber alınamadı. Kaybolan baba ve oğlu için bölgeye gelen dalgıçlar kısa süre içerisinde Müslüm ve oğlu Baran Yavuz'un cansız bedenine ulaştı.
Trafikte yaşanan tartışma sırasında avukat Fatih Uzun'un bacağını kırdığı öne sürülen ve 8,5 milyon liralık Maserati kullanan polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül efendim. Biliyorsunuz daha önce de vermiştik, açığa alındı. Polisin eşinin paranın kaynağı olarak gösterdiği, hani o hastalıklara iyi geldiği ve zayıflamaya yardımcı olduğunu iddia ettiği bitki çayı ise cezalı çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı tüketiciler aldatılıyor diye firmaya para ve reklam durdurma cezası vermişti çünkü. Benim 3 tane villam var. 2 tane aracımız var. Dersimiz var. 15 tane de asgari ücretli elemanım var. Keşke ben meşhur olsaydım. Tayfun meşhur oldu ama yapacak bir şey. Görüyorsunuz sosyal medyada, artık sosyal medyadan insanlar para kazanıyor. Ben de bunlardan biriyim. Tattığım ürünle ben buralara geldim. Bizim paramızı ateşe atsanız yanmaz, suya atsanız ıslanmaz. Çünkü helal para. Maseratili polis Hüseyin Tayfun Üçgül'ün eşi bakanlık onaylı zayıflama çayı satarak serveti edindik dedi. Ama Tarım Bakanlığı'nın çaya 114 bin lira ceza kestiği ve reklamlarını durdurduğu ortaya çıktı. Ama bir de şeye çok üzüldüm. Ben olmalıydım. Özlem Üçgül yazmalıydı. Takipçim falan artar. Keşke ben meşhur olsaydım. Tayfun meşhur oldu ama yapacak bir şey. Havuzlu villalar, arsalar, lüks otomobiller ve pahalı takılar. Trafikte tartıştığı avukatı darp ettiği öne sürülen polisin yaşadığı hayat gündem olunca eşi Özlem Üçgül ortaya çıktı ve paraları kendisinin kazandığını söyledi. Bu hatırı sayılır mal varlığının kaynağı olarak internette sattığı zayıflama çaylarını gösterdi. Sanki bana şey yapıyormuş gibi bir ciddiyetine bakayım. Tamam, bu bizim güvenliğimiz, bu devlet şeysi ama... O kadar ciddi olmana gerek yok. Yaklaştır bakalım. Maseratili polis. Hayırdır ya? Binemez mi? Belki Allah utara benden yana ona bir şans verdi. Belki Allah yürü ya kulum dedi. Ne biliyorsunuz? Neyse, takipte kalın. Hepsini paylaşalım ve hepiniz utanacaksınız. Benden hepiniz özür dileyeceksiniz. Soruşturma kapsamında polis memuru eşi Hüseyin Tayfun Üçgül'ün önce görev yeri değiştirildi, sonra açığa alındı. Hakkında soruşturma açıldı. Keşke ben meşhur olsaydım. Tayfun meşhur oldu ama yapacak bir şey. Çok üzgünüm yani. Ama bir de şeye çok üzüldüm. Ben olmalıydım. Özlem Üçgül yazmalıydı. Takipçim falan artardı. Zayıflama çayı satan ama kendisi de kilolarıyla dikkat çeken kadının iddialarına yalanlama geldi. Sabah gazetesinin haberine göre Tarım Bakanlığı o zayıflama çayına tam 114 bin lira para cezası kesti ve reklamlarını durdurdu. Kamuoyunun yakından takip ettiği olayla ilgili soruşturmanın sonucu da merak ediliyor. Maseratili polisin eşinin dediği gibi Allah eşten yana mı ona şans verdi, yoksa para yasa dışı yollardan mı geldi? Soruşturma sonunda ortaya çıkacak. Bizler de takipçisi olacağız tabii ki bu haberin. Efendim, Ordu'da bir canlı yayın ekibi Sinop'a doğru yola çıkmışlardı. Uyuduğu öne sürülen şoför aracın kontrolünü kaybedince canlı yayın aracı beton direğe çarptı. Genç kameraman ve kadın yönetmen o canlı yayın aracının içinden ne yazık ki efendim sağ çıkamadı. Biri 19, diğeri 36 yaşındaydı. Genç kameraman Furkan da, görüntü yönetmeni Saliha da canlı yayın aracının içinden canlı çıkamadı. Furkan Akbulut televizyonculuk sektörüne yeni girmişti. Kameramanlık yapan gencin görüntü yönetmeni ise Saliha adı güzeldi. Özel bir şirketin dış yapım çekimleri için canlı yayın ekibiyle beraber Hatsa'ya gitmişlerdi. Tam sabah namazı vakti. Benim cami eve yaklaşık 100 metre. Tam farz namazına dururken bir kütleme sesi duyarak balkona çıktım. Ordu'daki çekimleri tamamladıktan sonra sabah erken saatlerde Sinop'a gitmek için yola çıktılar. Zannediyorum arkadaş herhalde uyudu, öyle görünüyor. Aracın sürücüsü Mehmet Ali Çelenk henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedince araç yol kenarındaki beton direğe hızla çarptı. Tam farz namazına dururken bir kütleme sesi duyarak balkona çıktım. Baktığımda caminin içerisinde bir arabanın yarısının yolda, yarısının şoşede olduğunu gördüm. Canlı yayın aracının sağ tarafı paramparça oldu. O bölümde oturan kameraman Furkan ve yönetmen Saliha oraya acıkta
hayatını kaybederken şoför kazayı yara almadan atlattı. Araç içindeki bir ekip üyesi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Koşarak harcamazı kılamadan buraya geldim. Bu arada yolda duran bir arkadaş ve cemaatimizden 3-5 kişi arabanın içinde şoförü çıkardılar. O arada ambulansa falan haber verdik, jandarmaya haber verdik. Ekipler geldi, şoförü dışarı aldık. Oradaki yaralıyı ambulansa attılar, hastaneye götürdüler. İki televizyoncunun hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma sürüyor. İstanbul Tuzla'da ise eski nişanlısı tarafından öldürülen avukat Dilara Yıldız'ın ölümüne ilişkin efendim gerekçeli karar açıklandı. Davanın gerekçeli kararında ise Dilara Yıldız'ın öldürülmeden önce garsonlara mesaj vermeye çalıştığı ancak garsonların aile meselesi olduğunu düşünerek müdahil olmadıkları ortaya çıktı. Avukat Dilara Yıldız cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. Eski nişanlısı tarafından restoranda öldürülen Yıldız'ın dudak işaretleriyle garsona mesaj vermeye çalıştığı ancak çalışanların aile meselesi olduğunu düşünerek müdahil olmadıkları belirlendi. Ah yavrum! Mahkeme cinayete ilişkin gerekçeli kararını açıkladı. 76 sayfalık gerekçeli kararda maktul sanıktan kurtulmaya yönelik çabasından sonuç alamadı. İfadelerine yer verildi. Avukat Dilara Yıldız ayrılığı hazmedemeyen takıntılı eski nişanlısı tarafından 11 Ocak 2022'de İstanbul Tuzla'da bir restoranda öldürüldü. Tabancadaki tüm mermileri ateşleyen Oktay Dönmez, geçen ay tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli suçlardan 20 yıl hapse çarptırıldı. Sabah gazetesinin haberine göre mahkeme gerekçeli kararında ayrılığı kabul edemeyen Oktay Dönmez'in Dilara Yıldız'ın peşini bırakmadığı, sürekli arayıp mesaj gönderdiği ve barışma için ısrarcı olduğunu anlattı. Koruma kararı aldıran Yıldız'ın Samsun'daki ailesinin yanına gittiği sırada Oktay Dönmez'in genç kadının evine çilingirle kapıyı açıp yerleştiğini anlatan mahkeme, maktulün bilgisi dahilinde ikametine girdiği yönündeki savunmasına itibar edilemez, kendisini suçtan kurtarmaya çalışıyor dedi. Sanığın 10 gün boyunca maktulün evinde beklediği vurgulandı. Gerekçeli kararda sanık suç işleme kararını önceden verdi. Israrcıydı ve tasarladı. Silahın korkutucu etkisi altında maktulü yanında tuttu. Zorla tuttuğu restoranda önce başına sonra yere düşmesine rağmen vücudunu ateş etti. İfadeleri kullanıldı. Efendim şimdiki haberse hakikaten çok öğretici bir zincir halkasına sahip. Lütfen dinleyin. 33 yıllık karısının kıymetini bilmedi bu adam. Cimrilik edip bir çift ayakkabı dahi almadı. Karısı kızıyla bir olup evden kaçınca bir televizyon programına dahi çıktı. Bir çift bot aldı, onları geri dönmeye ikna etti Veli Kaya. Sonrasındaysa ne oldu biliyor musunuz? Gönlünü Mısırlı bir kadına kaptırdı. Saatlerce o dil döktüğü karısını bir çırpıda boşadı hiçbir şey olmamış gibi. Sonra da gidip o Mısırlı kadınla evlendi. Cimriliğiyle bilinen Veli Kaya'yı 87 bin lira harcadığı o yeni karısı da kapı dışarı etti efendim. Veli Kaya şimdi boşanmak için çırpınıyor ama bunun için yine elini cebine atması gerekecek gibi. Ben bu kadından kurtulmak istiyorum. Bir an evvel boşanıp ayrılmak istiyorum. Ben dolandırıldım. Beni buradan kurtarsın Türk adaleti. Kayseri'li Veli Kaya 33 yıllık karısına bir çift ayakkabı bile almayınca cimriliğinden terk edildi. İlk eşine ayakkabı bile almayan Kaya, on binlerce lira harcadığı Mısırlı eşi tarafından da terk edildi. Kaya dolandırıldığını söyleyince akıllara hemen ilk eşine yaptıkları geldi. Madem iyiymiş,
iyi bir babaymış, iyi bir eşimiş. Bu kış memleketinde bot giyeceğime terlikle gelmişsin. Terlik mi var ayağında? Evet, terlik var. Bir kuruş para vermez mi? Cimriliğinden bakan karısı ve kızı evi terk edince televizyon programına çıktı. Karısının gönlünü alabilmek için ona aldığı ayakkabıyı ayaklarına kapanıp giydirdi. Ay bunlar ne? Bakın. Çok şık. Türlü türlü çabalarla ikna edip evine geri götürdüğü 33 yıllık eşini gönlünü Mısırlı kadına kaptırınca boşadı. İddiasına göre Mısırlı kadın ona resmi nikah kıydırdıktan sonra 87 bin lira dolandırdı ve üzerine uzaklaştırma kararı aldırdı. Facebook'ta tanıştık, dedi ki ben %100 evleneceğim. Erkeksiz olmuyor dedi, yalnız olmuyor dedi. Gittik resmi olarak evlendik. Mısırlı bir bayandan Hana Ahmet Muhammed isimli. Kendi üzerine 20 bin lira para yatırttırdı. Gitti mağazadan halı, yatak odası takımı aldırdı. Tam bana 87 bin liraya mal oldu. Velikaya'ya göre her şey çok güzel gidiyordu. Ta ki Hana daha fazlasını isteyene kadar. Dolandırıldığını anlayan Kaya Kütahya'dan Kayseri'ye döndü ama iş işten geçmişti. Benim evlilik oyuncak değil. Ama biz oyuncak değil. Hazır çanta her zaman Kayseri iyi, Kütahya kötü. Kayseri iyi, Kütahya kötü. Resmi nikah kıyana kadar ha, güzelliği saygılı davrandı. Resmi nikah bittikten sonra 90 derece dönüş yaptı. Arap erkekler olsaydı şunu alırdı. Arap erkekler olsaydı bunu alırdı. Siz Türk erkeğisiniz, bilmem şu, bilmem bu. Ben dedim o zaman sen niye Arap erkeğine evlenmedin de benimle evlendin? Dolandırıldığımı anladım ama iş işten geçti. Bir olay çıkarttı. Baktım durum kötü olacak. Valizimi aldım, geldim Kayseri'ye. Ben Kayseri'ye geldikten sonra bana uzaklaştırma cezası almış. Oturma izni olan ama Türk vatandaşlı olmayan Mısırlı Hana'ya Veli Kaya'nın iddialarını sordu. O Arapça cevapladı. Oğlu da Türkçe'ye tercüme etti. Namaz kılıyordu, farzları kılıyordu. Biz ona güvendik. Annem ona evlendi işte. Uzaklaştırma kararı almış. Evet, evet. Çünkü o bizi tehdit ediyor, çılık ediyor, hakaret ediyor. Benim 87 bin lira dolandırdı diyor. Yalan söylüyor. Sadece 20 bin TL verdi, mur verdi. Evini yenilemiş. Sadece yatak aldı. Dolandırıldığını söyleyen Veli Kaya şimdi boşanabilmek için çabalıyor. Mısırlı Hana ise boşanmak için ondan 20 bin lira para istiyor. Ben bu kadından kurtulmak istiyorum. Bir an evvel boşanıp ayrılmak istiyorum. Ben dolandırıldım. Beni buradan kurtarsın Türk adaleti. Boşanmayı kabul ediyor. Evet, o kabul ediyor. Boşanmak için herhangi bir isteği olacak mı? 20 bin TL. Türk vatandaşlığı var mı? Yok. 33 yıllık karısına bir çift ayakkabıyı bile çok görürken Mısırlı yeni karısına 87 bin lira harcayan Kayserili Veli Kaya şimdi zor durumda. Boşanabilecek mi yoksa 20 bin lira daha vermek zorunda mı kalacak? Bu konuda son sözü adalet söyleyecek. Efendim, İzmir'in Karabağlar ilçesinde yanlışlıkla bir başkasının otomobiline binen küçücük 10 yaşındaki torununun saçını çeken araç sahibiyle kavga eden çocuğun dedesi efendim aldığı o yumruk darbeleriyle ağır şekilde yaralandı. Hastanede 8 gün geçirdi, yaşam mücadelesi verdi ama başaramadı, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan araç sahibi ise tutuklandı. Tartışıyorlar, vuruyor, öldürüyor, yumruk atıyor. Bir başkasının otomobiline yanlışlıkla binen 10 yaşındaki torununu korumak istedi. Canından oldu. 8 gün falan yaşam mücadelesi verdi, sonra kaybettik. Sedat Necmi Gültiren'in 10 yaşındaki kız torunu kendi araçları zannedip bir başkasının otomobiline bindi. Ancak araç sahibi küçük kızı saçından tutup dışarı attı. Abim torunuyla kızıyla lokantaya gidiyor yemek yine. Aynı onun bir başka birisi daha geliyor. Benzer arabaları var. Çocuklar arabaya binmeye gidiyor. Yanlış arabaya biniyorlar. Araç sahibi o kadar acımasızdı ki otomobilden çıkardığı küçük kızın kafasını cama vurdu. Kafasını
kafasını cama vuruyor aracın. Ondan sonra dedesi gidiyor, başına ne yapıyorsun sen diyor yani. Yanlışlık oldu diyor, anlatıyor. Torunu darp edilen dede hemen müdahale etti. Ancak bir inşaat firmasında çalışan araç sahibi ona da saldırdı. Tartışıyorlar, vuruyor, öldürüyor. Yumruk atıyor. Çevredekilerin tuttuğu saldırgan onların elinden kurtulur kurtulmaz yine saldırdı. İnsanların içinde koşuyor gene sert bir şekilde. Arka arkaya 3 tane falan yumruk atıyor. Yüzüne ve göğsüne darbe alarak yere yığılan 62 yaşındaki Sedat Necmi Gültiren yoğun bakımda 8 gün verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. 8 gün falan yaşam mücadelesi verdi, sonra kaybettik. Böyle bir insan dışarılarda gezmesin, iki ayaklı tehlike ediyor. Kendi dengindeki birine gitsin, adalet yerini bulsun. Gözaltına alınan saldırgan tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar efendim. Dünya işte Fransa'yı konuşuyor. Fransa'da 17 yaşındaki bir gencin polis tarafından vurulmasının ardından o başlayan olaylar günlerdir devam ediyor. Protestolarda olaylara karışan 17 yaşın altındaki çocukların şimdi anne ve babaları için hapis ve para cezası gündeme geldi. Bir kişinin hayatını kaybettiği olaylarda gözaltı sayısı da 2000 civarına yaklaştı. Fransız polisi o Paris'in dünyaca ünlü Şanzelize meydanını tahliye etti. Binalar, otomobiller ateşe verildi. Mağazalar yağmalandı. Fransa'yı ateşe veren protestocular belediye başkanının evini yanan bir araçla hedef aldı. Protestoların 5. gecesinde de Fransa sokakları savaş alanı gibiydi. Gözaltı sayısı 2000'i geçti. Olaylarda 300'den fazla polis yaralandı. Fransa'da genç sürücü Nahal Merzouk 27 Nisan'da polisin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti. Bu olayı protesto etmek için binler o akşam sokağa döküldü. Genç sürücünün anısına düzenlenen eylemlerde protestocular binaları, arabaları ve toplu ulaşım araçlarını ateşe verdi. Mağazaları yağmaladı. Savaş alanına dönen Fransa'da gösterilerin en şiddetli olduğu yer, ülkenin ikinci büyük kenti olan ve Kuzey Afrikalı nüfusun yoğunluğuyla bilinen Marsilya'ydı. Eylemciler kendilerine müdahale eden polislere havai fişek fırlattı. Polisle protestocular arasındaki çatışmalarda bir mağazanın çatısına çıkan 19 yaşındaki genç aşağı düşerek hayatını kaybetti. Gösterilerde Fransa'nın başkenti Paris'e 12 kilometre uzaklıkta bulunan bölgenin belediye başkanı Vincent Ginbran'ın evi de hedef alındı. Yanan bir aracı eve sürükleyen göstericiler başkanın eşini ve çocuğunu yaraladı. Güvenlik önlemlerini arttıran Fransız hükümeti tam 45 bin polisi sahaya sürdü. Paris'in dünyaca ünlü Şanzelize Caddesi turistler dahil tamamen tahliye edildi.
yaşansa da 5. gecenin bilançosu da ağır oldu. Farklı kentlerde toplam 1350 araç ateşe verildi. Kamusal alanda toplam 2560 noktada kundaklama yapılırken 30 polis, 11 de jandarma karakolu saldırıya uğradı. Elton John konserinde eğlenirken görüntülenmesi ise eleştirilere neden olan Cumhurbaşkanı Macron, Almanya ziyaretini iptal ederken eylemlere ilişkin en çarpıcı açıklama Fransa Adalet Bakanı Éric Dupond-Moretti'den geldi. Gözaltına alınanlardan çoğunun 17 yaş altında olmasına öfkelenen bakan, olaylara karışan 17 yaş altındaki çocuklardan ebeveynlerinin sorumlu tutulabileceğini ve 2 yıl hapisle 30 bin avroya kadar para cezasına çarptırılabileceklerini duyurdu. Efendim işte bayram tatili sonrasında gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dikildi. Meclis kirada o %25 sınırı, memur ve emekli maaşı, anayasa değişikliği gündemiyle 4 Temmuz'da toplanacak. Yani yoğun bir tempo olacak diyebiliriz rahatlıkla. İşte mecliste olacak o isimlerden biri de AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek. Genç siyasetçi bu yoğun maraton öncesinde tüm bayramı Ankaralılarla bayramlaşarak geçirdi. Çok seviyorum sizi. Sizleri seviyorum. Ay hoş geldiniz. Merhabalar, takip ediyorum ben sizi. Hayırlı bayramlarınız olsun. Hayırlı bayramlar diliyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Tabii ki. Yaklaşık bir haftadır vatandaşımıza buluşmaya devam ediyoruz. Hakikaten çok güzel anlar oluyor. Onların mutluluklarını, sevinçlerini paylaşmak bizleri mutlu ediyor. İnşallah bu gezilerimize seçim sonrasında biz yine devam edeceğiz. Vatandaşlarımız parkta gezerken bizi görecekler, alışveriş yaparken bizi görecekler, sıkıntılarını, dertlerini anlatabilecekler, milletvekiline dokunabilecekler. Tüm AK Parti'nin milletvekilleri de aynı şekilde geziyorlar ve dolaşıyorlar. Vatandaşımızla buluşmaya devam ediyorlar. İnşallah bu gezmelerimiz, bu dolaşmalarımız, bu dertleşmelerimiz, bu sevinçleri paylaşmalarımız devam edecek. Seçildiğine de çok çok sevindim. Sağ ol, vallahi. Seçimden önce söz verdiği gibi seçimden sonra da yanlarındaydı. Bayram boyunca hemşerilerini yalnız bırakmadı. AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek her gün sokağa çıktı. Ankaralılarla buluşup onlarla bayramlaştı. Bizle tanışabilir miyiz? Tabii ki. Bir de arkanızdan geldim bu kadar yoksa. Hoş geldiniz. O kadar mutlu olduk ki seni seçildiğine. Eyvallah. Allah. Sayenizde inşallah. Sağ olun. Nasılsınız? İyiyim canım, sen nasılsın? Sağ olun. Adın ne? Murat. Murat, memnun oldum. Ağlamak yok inşallah. Bakmayın böldük, afiyet olsun. Hayırlı bayramlarınız olsun. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hayırlı bayramlar diliyorum. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Siz de iyisiniz. Allah'a şükür. Size yetişelim dedik. Sağ ol. Gördük. Çok teşekkür ederim. Bayramınız mübarek olsun. Hayırlı bayramlar. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Hayırlı bayramlar diliyorum. Sağ olun. Hayırlı bayramlar. Ziyaretine geleceğim. Sen benim ayağıma geldin. Allah razı olsun. Sağ ol. Nasılsınız? Hayırlı bayramlar diliyorum. Çok seviyoruz Bekir. Sağ olun. Çok seviyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Dilek dilesem olacakmış. Kınadınız. Kök abisi başarılı. Teşekkür ediyorum. Yüzünüzü ateşsiz. Sağ olun. İnşallah. Vallahi internetten gördüğümde daha yakışıklıymış.
görüşürüz başkanım. O gözlerinizin güzelliği ablacığım. Çok teşekkür ediyorum. Ha, Osman Bey merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. İyice güzel bayramlarınız olsun. Ailecek inşallah. Kardeşim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Allah başımızdan eksik etsin. Sağ olun, var olun. Nice mutlu huzurlu bayramlar olsun. Sağ olun başkanım. Halkın içindesiniz. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Allah iyilik, sağlık versin. Sağ olun. Emekçi annelerim benim. Evet, evet. Allah razı olsun. Kızlar bayramınız mübarek olsun. Sizi gördük, çok iyi oldu. Çok teşekkür ederim. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Görüşmek üzere, sağ olun. Günlerdir başkenti karış karış gezip bayram tatilini Ankaralılarla geçiren Osman Gökçe'nin gün içindeki son adresi ise Hüseyin Gazi oldu. Ziyaretlerinde son derece sıcak karşılanan genç vekil çocuklara verdiği hediyelerle de onların yüzünü güldürdü. Çocukları sevindiriyoruz. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum tekrar. Teşekkür ederim. Efendim abi. İyi bayramlar diliyorum. Bayramlar. İyi bayramlar. Sizler de iyisiniz. Allah iyilikler dilekleriz. İnşallah daha da iyi olacağız memleket olarak. Allah'ın izniyle. Bravo, bravo. Allah'ın üstüne gidip davet. Hep öyle oldu. Çok şükürler olsun. Doğru yolda, doğru adamlarla, doğru insanlarla gidiyor. Allah razı olsun. Yüksek Seçim Kurulu'ndan mazbatan al diyen benim burada sana. Eyvallah. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Hasan abi o zaman bir sallayayım şöyle. Allah razı olsun. O zaman beni yaptım abi. Aferin bana bu helal. Helal, helal olsun. Helal olsun. Ellerinizi böyle aramızda görmek bize gurur verir. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hayırlı bayramlar diliyorum. Efendim bu gülen yüzleri görmeye devam edelim. Renkli görüntülerle devam edelim istiyoruz. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 97. yıl dönümünde çeşitli yarışmalar düzenlendi. Karaburun Limanı'nda yağlı direkten bayrak kapma, yüzme yarışı, flyboard gösterileri gibi etkinlikler büyük ilgi topladı ama en dikkati çeken yarışma yağlı direğin ucundaki o bayrağı kapmaktı işte. Yarışmacılar çeyrek altının sahibi olabilmek için bakın nasıl mücadele verdi. Yağlı direğin ucundaki bayrağı almak için mücadele ederlerken teker teker suya böyle düştüler. Kabotaj bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Farklı bir stilim var dedi. Direğe doğru gitti. Evet, İsa direğe gitti. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 97. yıl dönümünde çeşitli yarışmalar düzenlendi. Karaburun Limanı'nda yağlı direkten bayrak kapma, yüzme yarışı, flyboard gösterileri büyük ilgi topladı. Yıldır Türkiye'de yaşıyorum. İlk defa buraya geldik. Tekneler gördük, merak ettik ve aşırı derece güzel. En dikkat çeken yarışma ise yağlı direkten bayrak kapmaydı. Genç yarışmacıların bayrağı almak için verdikleri mücadele ilgiyle takip edildi. Bütün yarışmacılar hırslıydı. Hepsi de kazanıp çeyrek altının sahibi olmayı istiyordu ama ilk denemede hiçbiri bunu başaramadı. Direğe doğru gitti. Evet, İsa direğe gitti. Uç. Evet, Adem hızlandı. Direğe çıktı. Koşuyor başladı. İkinci denemede bayrağı düşmeden alan Kaan Gürbüz Çeyrek altının da sahibi oldu. Taktik falan yok bizde. İki sefer olmadı, iki sefer aldık. Çok mutluyum. Yere düşmedi. Her zaman dalandırmak için bunu aldım. Eve götüreceğim bayrağı. Arnavutköy'de düzenlenen etkinlikler bir süre daha devam edecek. Burada konserler, yarışmalar, bir takım spor etkinlikleri, vatandaşlarımızın hoşça vakit geçirecekleri birçok etkinlikler gerçekleştirilecek. Efendim reklamların ardından Beyaz Ana Haber devam ediyor. Söylemiştik ya 9 günlük bayram tatili bizim için bitti. Dönüşler başladı ancak
Gurbetçilerin tatili aslında yeni başladı efendim. Yaz izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen binlerce gurbetçi Kapıkule'de kuyruk oluşturdu. Kafamıza kazasız belasız varmayı umuyoruz inşallah. Anlatılmaz, yaşanır. Çok başka duygu. Başka. Bayram tatili bitti, gurbetçi akını başladı. Kapıkule sınır kapısındaki araç kuyruğu uzadıkça uzadı. Esnaf onları lokumla karşıladı. Merhaba. İster misiniz? Olur. Tatil için memleketlerini tercih eden Türkler yüzlerce kilometre yol alıp sınır kapımıza ulaştı. Vatan gibisi yok. Ben Almanya'da doğma büyümeyim. Senede 5 defa gidişim var benim. Ne mutlu Türk'üm diyemem. Araç yoğunluğu nedeniyle sınır kapısında bekleyiş saatler sürdü. Çok mutlu hissediyor insan kendini. Keşke burada sürekli kalabilsek. Hisleri anlatmak zor. Bir seneyi iple çekiyoruz. Bayrağı gördüğümüz zaman duygulanıyoruz. Belçika, Brüksel'den geliyoruz. Nasıl geçti yolculuğunuz? Çok güzel geçti. Türkiye'ye giriş yapan gurbetçiler son derece mutluydu. Merhaba. İster misiniz? Olur. Avrupa'da Türkiye hasreti çeken bir gurbetçi sınır kapısında Türk bayrağı açtı. Ne mutlu Türk'üm diyene. Karadeniz, Bartın, Zonguldak. Gezeceğiz inşallah. Kapıkule sınır kapısındaki hareketlilik 24 saat boyunca bitmedi. Ayaklarınıza sağlık. Gençler hoş geldiniz. Evet efendim, işte bu görüntülerle biz de Beyaz Ana Haber'in bu akşamlık sonuna gelmiş olduk. İrtibat bilgilerimiz işte tam arkamda duruyor. Lütfen WhatsApp numaramızdan bize ulaşın. Haber olduğunu düşündüğünüz bilgileri, görüntüleri bizlerle paylaşın. Eğer kaçırdıysanız bülteni YouTube kanalından da girip tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Bunu da hatırlatalım. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımla keyifli bir pazar akşamı diliyoruz. Hoşça kalın.